Herkese merhaba. Ben psikolog Barkın Sabuncuoğlu. Bugün sizlerle yeme bozukluğu hakkında biraz sohbet etmek istedim. Yeme bozukluğuna geçmeden önce yeme hakkında birkaç bir şey söylemek istiyorum. Yeme aslında bizlerin en temel ihtiyaçlarından bir tanesidir. Günlük aktivitelerimizi yapmamız için gerekli olan kaloriyi almamız, gerekli olan besinleri almamız için sağlıklı ve düzenli beslenebilmemiz için yeme davranışını iyi benimsemiş ve öğrenmiş olmamız gerekir. Yeme bozukluğu ise kişinin fizyolojik ve psikolojik olarak değişmesine sebep olan bir bozukluktur. Yeme bozuklukları birkaç şekilde sıralanabilir. Aslında bizler anoreksiya nevroza, bulimia nevroza gibi temel yeme bozukluklarını biliyoruz. Aslında birçok yeme bozukluğu var. Belki çevrenizde veya sizde de bu yeme bozuklukları var fakat adını bilmiyorsunuz, bir isim konduramıyorsunuz. Belki de bu video sayesinde bu bende var, çevremde var diye bildiğiniz yeme bozukluklarını görebileceksiniz. Pika aslında kum, kağıt, plastik gibi kötü cisimleri bireylerin yemesidir. Genellikle çocuklarda görülür ve 0-6 yaşta daha fazla etkilidir. Yetişkinlerde pek fazla bu alışkanlığın görüldüğü söylenemez. Çocuklarda bu alışkanlığın görülmesinin sebebi ise besinlerden, yemeklerinden yeteri kadar olan vitaminleri almamasıdır. Besin seçmesidir. Gerekli olan sebzeleri aslında yememesinden kaynaklı bu rahatsızlık çocuklarda görülebilmektedir. Bir diğeri ise ruminasyon, yani geri çıkarma bozukluğudur. Ruminasyon aslında yediği yemeği tekrar çıkarır, ağzında tutar, yutar şeklinde ifade edebiliriz. Genellikle gelişim geriliği olan çocuklarda pek fazla görülmektedir. Ve anne çocuk arasındaki ilişkilerde sorun yaşayan ebeveynler çocuklarında bu rahatsızlığı sık sık görebilmektedir. Üçüncü olarak ise kaçıngan yeme bozukluğunu söyleyebiliriz. Kaçıngan yeme bozukluğu ise günlük alınması gereken kalorinin daha az altında alması veya günlük yapılması gereken öğünlerin, örnek veriyorum, birey 3 öğün yemek yiyorsa kaçıngan yeme bozukluğu olan davranıştaki insanlar 2 öğün ya da tek öğün şeklinde öğünlerinden kaçarak beslenmeyi ve günlük yaşamlarını da ona göre sürdürmeyi istiyorlar ve bu şekilde davranış gösteriyorlar. Genellikle kaçıngan yeme bozukluğu davranışı olan bireyler yemek yemeyi reddederler ve duygusal olarak yemeklere de bir anlam yükleyebilirler. Genellikle kaçıngan yeme bozukluğu davranışı gösteren kişilerde OKB, yani obsesif kompulsif bozukluk veya anksiyete gibi durumlarda göz önünde bulundurulabilir. Bir sonraki yeme bozukluğumuz ise bulimia nevroza. Bulimia nevroza ise kişilerin yeme bozukluklarını durduramadıkları için kendilerini kusturma davranışları sergilemesidir veya boşaltım sistemlerinin aktif edilmesi için ilaçlar kullanılmasa da diyebiliriz. Bireyler kendilerini durduramazlar ve en basit ve en elde edilebilir çözüm olarak da kusturma davranışını kullanırlar. Aslında bireyler uzaktan bakıldığında çok sağlıklı olarak gözükür fakat bu durum hiç de öyle değildir. Bizler bireylerin bulimia nevroza tanısı konulması için en az 3 ay boyunca, haftada en az 1 gün boyunca bu davranışı göstermesi gerekir. Eğer ki 3 aydan daha az bir sürede ve haftada 1 günden daha az, 2 haftada 1, 3 haftada 1 bu davranış gözüküyorsa eğer, bizler aslında bulimia nevroza tanısı koymayız. Anoreksiya nevroza ise bilerek az yeme ve aslında kilo almaktan korkma durumudur. Öğünlerini aksatırlar. Günde bir birey 3 öğün yiyorsa anoreksiya nevrozu olan bir kişi 2 öğün, 1 öğün ya da 3 öğün yese bile aslında yemesi gerekenden çok daha az yiyerek kendisini yemekten uzaklaştırır. Zayıf olmalarına rağmen kendilerini kilolu hissederler ve dışarıdan da sanki kiloluymuş gibi göründüklerini sanarlar. Tıkanırcasına yeme bozukluğu ise bir kişinin yemesi gereken miktardan çok daha fazlasını yer ve sonrasında da bunun için pişman olur. Aslında tıkanırcasına yeme bozukluğu bu yaptığının bir yanlış, bu yaptığının bir hata olduğunun farkındadır
Fakat bunu kendisinde engelleyemez, kendisini durduramaz. Çok daha fazla yer ama yerken de aslında vicdan azabı içerisinde olur. Gece yemek yeme bozukluğu ise bireylerin aslında akşam yemek yemelerine rağmen sanki hiç yememişler gibi akşam yemeğinden 1-2 saat sonra tekrar yemek yemeleri veya gece yatmadan o buzdolabını tekrar açıp ne yiyebilirim diye düşünüp bakmaları, hatta ki gece uykusundan uyanıp tekrardan gecenin bir yarısı buzdolabını karıştırması, mutfakta ne yiyebilirim diye bakıp kendisini durduramamasıdır. Genel olarak yeme bozukluklarını son olarak, özet olarak toplayacak olursak birkaç bir şey şu şekilde söyleyebilirim. Aslında depresyon ve kaygı problemi yaşayan kişilerde yeme bozukluğu sık sık meydana gelmekte. Depresyon ve kaygı bozukluğu yaşıyorsanız yeme bozukluğunuzun da olup olmadığına bir kontrol edip kendinizde bunu test etmelisiniz. Onun haricinde yeme bozukluğu aslında genellikle küçük yaşlarda bize yanlış yemek yemeyi öğretmelerinden. Yemek yemek nedir? Bizler aslında nasıl yemek yemeliyiz gibi davranışları tam olarak öğretilmediği için ve belki de onları tam olarak kavrayamadığımız için bizler bu sorunları geçmiş yaşlarda, ileriki yaşlarda önümüze çıkabiliyor. Bizler aslında yemek yemeyi öğrendiğimizde, yani aslında sağlıklı yemek yemenin nasıl olduğunu tam olarak benimsediğimizde bu gibi sorunlarla pek fazla karşılaşmıyoruz. Elbette bizler yemek yemeyi tam olarak öğrensek de psikolojik olarak yaşamış olduğumuz bazı durumlar da bizi yeme bozukluğuna itebiliyor. İşte bu süreçte hem fiziksel hem de psikolojik olarak kendimizi iyi hissettiğimizde sağlıklı bir birey olabiliyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.